Bulmak. Bir an kayboldun gibi, yaşadım kıyameti. Yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti. Yeniden su yürüdü dalıma, yaprağıma. Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma. Çiçeğe durdu kalbim, içtim parmaklarından. Göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından. Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde yüzüyorum, gözünün yeşil serinliğinde. Bir ışık, bir kelebek, biraz çiçek, biraz kuş. Yeni bir ülke yüzün ellerimde kaybolmuş. Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine. Kapılıp gidiyorum saçının sellerine. Gözlerinden göğüme sayısız yıldız akar. Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar. Bir kurtuluştur o an, çağrılsa senin adın. Sesin ne kadar sıcak, sesin ne kadar yakın. Tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiş gibi. Yüzüme kar yağıyor sanki enilmiş gibi. Sensiz geçen zamanı belli, yaşamamışım. Sensizlik bir kuyuymuş, onu aşamamışım. Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden. İşte yeni bir dünya peygamber sözlerinden. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü taktık, bize ne yapsın ölüm. Erdem Bayazıt. 1939'da Maraş'ta doğan sanatçı, ilkokul ve lise öğrenimini doğduğu yerde tamamlamıştır. Yüksek öğrenimine 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başlamış, ancak geçim sıkıntısı yüzünden 1961'de öğrenimini devam mecburiyeti olmayan Ankara Hukuk Fakültesi'ne naklederek askere gitmiştir. Askerlik dönüşü ise fakülte değiştirerek Ankara Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümüne geçmiştir. Edebiyat öğretmenliği, kütüphane müdürlüğü, genel sekreter, başkan yardımcılığı gibi görevlerde bulunan sanatçı, aynı zamanda milletvekili seçilerek meclise de girmiştir. Toplumcu bir anlayışla, lirik duygularla, tok, kavgacı bir anlayışla söylediği şiirleri vardır. Şair birçok şiirinde İslami bir duyarlılık olan tasavvuftan çokça yararlanmıştır. En ünlü şiiri Sebep Ey'de, her şeyin tek ve mutlak sebebinin Allah olduğunu dile getirir. Şiirlerinde şehrin yapmacık ortamından kaçış, zulme, haksızlığa başkaldırı, resmi ideoloji ve sloganlara bir karşı çıkış bulunur. Erdem Bayazıt çok az yazan bir şairdir. O şiirin zamanı geldiğinde kendiliğinden dışarı çıkacağına inananlardandır. Biçimsel açıdan serbest yazan bir şairdir. Çeşitli dergilerin yönetimini de üstlenen Erdem Bayazıt, 5 Temmuz 2008 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir. Bu tarz videoların kanalımıza daha fazla yer almasını istiyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.